koca milleti. Biz öğrencilerimizde bu projeyle öğrenmek için okumalarını, kitap okumayı bir ihtiyaç olarak hissetme iyi sıraladığımızda maalesef çok geri sıralarda olduğumuzu görüyoruz. Samsun için okuma vakti projesi düzenlenen bir programla kamuoyuna tanıtıldı. Okumak fizyolojik olarak ise göz, beyin ve ses organlarının işbirliğidir. Biz öğrencilerimizde bu projeyle öğrenmek için okumalarını, düşünmek için okumalarını, daha da önemlisi mutlu olmak için okumalarını hedefliyoruz. İşte Oku Anla Yaşa projesiyle öğrencilerimize belli düzeyde okutabildiğimizi, daha ileri aşamaya geçerek sürece velilerimizi de katarak bir duyarlılık oluşturduğumuzun farkındayız. Öğrencilerin ve velilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi amaçlanan proje kapsamında her akşam saat 8'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğrencilere mesaj atılarak kitap okumaya davet edilecek. Sayın Valim, sizlerin himayesinde bugünden itibaren projemizi yeni bir aşamaya geçirmek istiyoruz. Sadece öğrencilerimizi değil, tüm ailelerimizi, şehrimizin tüm kesimlerinin katılımıyla her gün 20'de başlayacak ve 20-20'de bitecek olan kitap okuma vakti şeklinde projemizi yeni aşamasına geçmek istiyoruz. Samsun Valisi Osman Kaymak, kendisinin de projeye katılarak akşamları saat 8'de kitap okuyacağını söyledi. Dedim ya, ben de bir veli olarak, bir insan olarak okuma alışkanlığım azaldı. Bana da belki bu bir motivasyon olacak. Şimdi inşallah akşam 8'de kitap okumaya başlayacağız. Bu olmasaydı belki yine o saatte ben işte ajans dinleyecektim. Çok önemli bir televizyonda bir tweet'e, telefonda bir tweet'e cevap verecektim. Ama inşallah o saatte bundan sonra bütün elimizdeki aletleri bir kenara bırakarak televizyondur, bilgisayardır, cep telefonundur. Hep beraber inşallah kitap okuyacağız. Programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, toplu taşıma araçlarında küçük kütüphaneler oluşturulabileceğini belirtti. Buralara küçük birer kütüphane koymak çok zor bir iş değil. Hatta size samimi söylüyorum, trenlerimize kütüphane koyalım. Trenlere küçük bir kitaplık koyalım bir köşeye. Veya her iki oturma grubunun arasındaki bir küçük gazeteliğin içerisine 2-3 kitap muhakkak olsun mesela trenlerimizde. 30 tane tren var. Bu trenlerde vakit geçiyor. Tekeköy'den trene binen birisi üniversiteye bildiğim kadarıyla aşağı yukarı 55 dakikada falan geliyor. 55 dakika iyi bir okuma süreci yani.